Ayaklarla yürüme nimeti. Düşün mümin kardeşim. Allahu Teala mescide yürümen, Kabe'nin etrafını tavaf edebilmen için, Safa ile Merve tepeleri arasında say edebilmen için, Arafat'a çıkıp vakfe yapabilmen için, sana eziyet edenlerden uzaklaşabilmen için, tehlike anında kaçabilmen için sana iki ayak bahşetmiştir. Sen her gün vazifene gider ve dönersin, bu nimeti hissetmezsin. Bir gün olsun bu nimetten mahrum olanları düşünmezsin. Onlar hayatlarını nasıl sürdürüyorlar? Ellerine güneşin sıcağından koruyacak şeyler giyerek, caddelerde, yollarda, ellerinin üzerinde emekleyerek yürümeye çalıştıklarını görürsün. Kabe'yi tavaf ederken onları bir görsen. İnsanlar bilmeden ellerine, parmaklarına basarlar. Onlar da bunu engelleyemezler. Bir arkadaş dedi ki, onlardan birini her cuma namazı kılındığında görüyordum. Mescitten çıkıyor, çocuklar etrafında ona bakışıyorlar. O sağa sola yöneliyor, mescitten uzakta kendisini bekleyen aracına doğru gitmeye çalışıyor. Ayakları mescide giden ve kıyamet günü kendisi için şahitlik edecek olan kimseye ne mutlu. Allah'a davet etmek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, Allah yolunda cihad etmek için ayakları yürüyen kimseye ne mutlu. Ayakları kayan ve Allah'ın haram kıldığına giden kimseye de yazıklar olsun. Kıyamet günü acaba sırattan geçebilecek miyiz? Yoksa maazallah cehennem ateşine mi yuvarlanacağız? Allah'ım, fazlınla ve rahmetinle bizi bu nimetine şükretmekle rızıklandır. Seni razı edecek şekilde kullanmak üzere bize yardım et. Ayakların kaydığı gün sıratta ayağımızı sabit kıl. Ey rahmet edenlerin en merhametlisi!